Selam arkadaşlar. Güney İtalya gezimizin daha önceki bölümlerinde Napoli, Pompei ve Amalfi'yi gezmiştik beraber. Ekranda görmüş olduğunuz videoların linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bütünlük sağlaması açısından Amalfi videosunu izlemediyseniz önden onu izlemenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler dileriz. Günaydın. Günaydın herkese. Bugün İkinci günümüzdeyiz. Biz Minori'den Maiori'ye geldik motorla. Yaklaşık 1 kilometrelik bir yol. Yürünerek de biz ilk gün gelmiştik buraya. Şimdi burada kahvaltı yapacağız. Başka bir yerde yapalım dedik. Burayı da en azından bir güneşliyken çekme fırsatımız olur. Burasının daha geniş plajları var. Evet. Yine ufak güzel bir yer. Minori'ye göre Maiori biraz daha büyük oluyor. İyilik eşya satışı yapan Evet. yerler de var. Bu arada fiyatlar konusunda da bilgi vereyim. Ben genelde magnetler 3-4 euro. O çok değişmiyor. 2,5 olabiliyor. Ama Amalfi'de atıyorum 6 euroluk bir espresso bardağı. Burada 3 euro, 2,5 euroya da gördüm ben. Hediyelik eşya alacaksanız böyle ufak kasabaları tercih etseniz daha iyi sanki. Evet, Amalfi ile zaten %100 fark ediyor fiyatlar. Çarpı 2 yani direkt olarak. Evet arkadaşlar, kruvasanlarımızı buradan aldık. Evet, Cafe Marsal'dan. Şimdi gideceğiz. Otomatlardan da kahve alalım, cappuccino. Evet, değişiklik olsun, sahilde yaparız. Hava güzel şu anda. Bu arada 1,30 euro çikolatalı kruvasan. Ben fıstıklı aldım, benimki de 1,5 euroydu. Evet, burada daha önce biz Roma'da görmemiştik ama Napoli vesaire de çoğu yerde fıstık kremalı var yani. Bu Antep fıstığı, burada tabii fıstık yani. Onu Niyazi beğendi, daha çok seviyor çikolatalıdan. Niyazi'yi öyle aldık. Ha, buradan geçelim. Sağdan gidelim önce hayatım. Direkt çıkarız oraya. Evet hayatım, güneş eşliğinde kahvaltını yapıyorsun. Evet. Bir tane güneş vuran bank bulduk. Gölgede biraz serin oluyor çünkü. Evet, kahveleri de aldık. Yani cappuccino evet. aldık. Cappuccino 1 euro. Burada hep böyle küçük gramajlı oluyor. Öyle bir sıkıntı var yani. Gidip oturduğunuz yerlerde de atıyorum Americano istiyoruz. Böyle yine bu boyutta geliyor. Küçücük getiriyorlar. Şu kadar falan. Orada şekeri de ayarlanabiliyor. İlk Niyazi'yi aldık. Sonrasında bir tık daha şekerini düşürdük. Şu an bakalım. Evet, afiyet olsun hayatım. Bizim buradan rotamız bayağı uzak. Aynen. Gidelim işte, gidince gösteririz şu an. Gidince gösteririz ama bir... Şöyle şunu da göstereyim bak, tam tam fıstık kremasını koymuşlar. Çıtır bu arada. Afiyet olsun. Bu seninkisi, sana afiyet olsun. Teşekkürler. Maiori'nin sahili, Minori'nin sahiline göre daha da uzun bu var. Evet, şu an şemsiyeler, şezlong falan var ama artık tabii sezon bittiği için tatilciler az, bir de hava da soğumaya başlamış zaten. Şu an mesela şu öğle taraf sıcağında girilebilirse girilebiliyor denize. Evet bak, şu tarafta bayağı giren var hayatım. Orada da yani evet. Dün Amalfi'de bayağı giren vardı. Yine öğlen saatleriydi. İşte güneşli olduğu zamanlarda girilebiliyor. Bak çok enteresan. Şu an bu noktada güneş var. Tepelerde gölge var. Evet, hava da bulutlu. Diğer tarafı da çekelim. Sonra biz yavaşça yola koyulacağız. Rotamız uzun çünkü. Şu uçlara doğru gideceğiz. Daha bayağı bir yol var. Burada bayağı giren var ama. Şu an belli oluyor mu? Bak buranın denizi güzelmiş hayatım. Evet. Yani buraya Ağustos'ta gelmek isterdim mesela. Ağustos sonu gibi biraz daha şey olur, sıcak. Buraya Ağustos'ta gelsek var ya, fulldü be. Şu
şu an rahat girilir aslında. Evet. Ama deniz işte, denize girdin mi başka planları çok yapamıyorsun gibi. Bir de şu marketi de göster bence. Şu karşıda Deko evet. gözüküyor hemen. Arkadaşlar Deko market evet. var. Orası uygun, bilginiz olsun. Bu dekolar şey zincir market. O yüzden bir tık daha uygun. Bu küçük yerlerde daha çok ufak marketler var. Burada Deko bulunca sevindik biz. Suyu falan buradan aldık hatta. Şu göbeğe geçiyorsunuz. Hemen arkasında. Minori, biz oradayız. Orası orada da böyle... içeride kaldığı için şu an gözükmüyor. Gözükmüyor. Hemen şu şatonun arka tarafındayız. Zaten Amalfi'de hemen sol tarafta. Şu sol taraftaki İleride, eteğin arkasında oluyor. Yani şu an tabii gözükmüyordur o da gözükmüyor. Muhtemelen. Ya çok yakın. Orası da 4 kilometre. Burası 1 kilometre. Çok yakın zaten birbirine hatta. Ama motorla gezmenizi tavsiye ederiz. Daha pratik oluyor. Evet, şu an mesela bulut geldi. Evet, hemen birden şey oldu, karardı. Ya işte bulut gelince birden soğuyor mesela. Şurada bir tane kruz gemisi var. Yanında bir tane daha kruz gemisi var ama büyük yerken ilk kez gördüm onu da. Evet, biz şimdi buradan devam edelim. Biz devam edelim. Yolumuz uzun çünkü. Evet arkadaşlar, hava çok güzeldi. Minori'yi de çekelim dedik. Minori'yi gezdirelim sizi biraz. Evet. Minori biraz minorik bir yer ismi gibi. Güzel ama yani kalmak için burayı tuttuğumuza ben çok memnun oldum. Şey olarak, lokasyon olarak. Yani oteli çok beğenmedik. Eski biraz. Evet, oteller buralar eski. Daha iyileri vardır elbette. Fiyatlar değişiyor çünkü. Biz otelde çok vakit geçirmediğimiz için orada hani temiz olsun ve minimum bir fiyat ödeyelim diye bakıyoruz. Ya böyle yokuş olmaması güzel. Şey de çok iyi ya. Otobüs direkt otelin kapısına bıraktı. Evet. Valizlerle hiç yürümedik. Yani burası düz ayak bir yer olduğu için bence özellikle deniz tatili için geliyorsanız mantıklı. Şimdi biz buradan sonra bugün Positano'ya falan gideceğiz. Positano dağlık yamaç üzerine kurulu bir yer. Orada çok fazla basamak tırmanıyormuş insanlar yani. Ve fiyat olarak da oradaki konaklama vesaire çok daha pahalı. Burası otoparkı oluyor, araçla gelirseniz. Yalnız buralarda motor da tutsanız otopark ücreti var. Motorlar için ayrı yere ayrılıyor. Şurası mesela. Bir nokta. Kaç saat kalacaksanız yine onun ücretini ödüyorsunuz. Yani saatlik ücret 1,5 euro, bilginiz olsun. Şeyde değişiyor ama Amalfi'de 4 Euro'dan başlıyordu. 4 müydü? 4 Euro'dan başlıyordu. Bir saatten sonra işte saat başı 3 Euro olarak. Evet, sahile geldik. İnsanlar bilmeye başlamış bile. Bakın sol taraftaki çerçoklar bayağı dolu, evet. Görüyor musun? Yani? Burada şey turları da var işte. Evet. Bot turlarıyla işte... Amalfi'ye, Capri Adası'na falan da gidilebiliyor. Capri Adası buradan çok yakın. Ama biz ya gitmeye çok gerek görmedik. Buralardan bir fark olacağını çok düşünmüyorum çünkü. Şunu da gösterelim aşkım. Bu Saldarriso. Delizia al limone. Bak burada da yazmışlar. Evet. Şu alttaki tatlısı gerçekten nefisti yani. Çok başarılı. Arkadaşlar su resmen cam gibi. Evet, bayağı çok temiz. Güzel. Bizim o ilk geldiğimiz gün yağmur vardı. Birazcık böyle karışmıştı birbirine. Normal hali bu işte. Böyle temiz oluyor suyu. Bir resim de geldi ama.
Evet, şu anda Positano'ya giderken yol üzerinde bulunan Fiordo di Frora'dayız. Burası böyle minik bir koy diyebiliriz. Köprünün hemen karşı tarafına geçince güzel manzarayı göstereceğiz. Burada hemen Sitabasların da durağı burası bu arada. Sol tarafta. Şurası. Evet. Evet, şu oradan an buraya geliyor. Tabii burası dalga alamadığı için biraz daha rengi koyu gözüküyor ama biraz bulanmış şuralarda, evet. Bak, pislik de var gibi sanki. Ama değişik manzarası, güzelmiş. Merdivenleri biraz fazla. Şurayı görebilirsiniz. Fazlaca merdiveni var. Böyle. Bu şekilde. Ama burayı beğendim. Evet. Deniz şurada mavi, burada yeşil yani. Ama burada sirkülasyon olmadı. Evet. Bakın neyi sallıyorlar, bize de sallamışlardı. Bir daha bakayım oraya. Evet. Kameraya çek, el sallayanları görürüz. Çok güzel, çok beğendim burayı. Evet, bak şurada mavi şöyle yeşilleşiyor deniz rengi. Oh, bak burada da merdivenler var. Şuralarda evler var zaten. Yamacın kenarında kurulmuş ufak bir yerleşke. Çok güzel ama hep şuralarda bak motorlar falan geçiyor. Yelkenlilerini açmışlar. Az önce Betül'ün fotoğrafını çekiyordum. Şurada merdivende. Tam bilmiyorum, belki fotoğraflarda yakalamış da olabiliriz, biliyor musun arkanda? Şu tepeden birisi aşağı atladı. Ben intihar etti sandım. O sırada bir şu teknelerden işte alkış kıyamet koptu. Çocuk bildiğiniz aşağıya çivileme atladı ya. Şaşırdım ya. Korktum. Belki fotoğraflarda çıkabilir ya Betül. Tek tek bak bakalım. Belki çıkar. Çıkarsa koyarız onu da. Evet, karşınızda gördüğünüz yerler Positano. Yaklaşık 11 kilometremiz kaldı. Şimdi mola verdik. Manzara çok güzel gözüküyor. Yatlar ve tekneler o tarafta. Hemen yerleşmiş yelkenliler de görüyorsunuz. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Positano'nun çarşısındayız aslında. Biz motorumuzu park ettik buradaki park yerlerinden birisine. Yaklaşık işte akşam olmak üzere şu anda. Biz de bir çarşıyı turlayacağız. Burada bir sürü seramikçiler var. Çok güzel seramik ürünleri var. Her gördüğüme girip bakıyorum. Evet, Betül hepsine girip bakıyor arkadaşlar. Kıyafetler de keza öyle ama çok uçuk fiyatlar da var yani. Bu mağazanın fiyatları biraz daha uygun. Bakalım, bir aşağıya doğru ineceğiz. Belirli bir yerden sonra yürümeniz gerekiyor. Diğer şeylerde olduğu gibi yerlerde. Evet, park edip yürüyeceksiniz otoparklar yani. Otoparklar var. Burada özel otoparklar var. Evet. Hani sanki belediyenin şeylerinden olan otoparklarından yok, göremedik. Saati 4 euro. Saati 4 euro. Aynı Amalfi gibi kazık sporu birazcık. Betül Hanım hayırlı olsun. Elbise aldım buradan. İndirim kısmından 15 euroya bir elbise aldım. Normalde işte sezonunda 45 euroymuş 45, değil mi? 50, evet. Şunun farklı bir modeli gibi.
Çok güzel elbiseler var. İyi, hadi güle güle kullan. Teşekkür ederim. İtalya tatili sana yaradı gibi. Betül'ün alışveriş yaptığı yerin ismi de burası arkadaşlar bu arada. Hepsi var. Napoli'de falan da var. Birçok yerde var güneyde mağazaları. Yani bulunca bakın bence. Kilise kapalı olduğu için şu an giriş camından çekebildim. Herkes de camdan çekiyor. Herkes bizim gibi camından çekiyor. Koca koca heykeller var. Baksana Şişko bebek. Şişko bebek. Şöyle göstereyim. Lisenin ismini. Botla vesaire gelin ya da şurada iniyorlar demek ki. Evet, iskeleye iniyor. Yani otobüsle gelip yukarıda inerseniz eğer çok fazla aşağıya yürümeniz gerekiyor. Ve aşağıdan dönüşü de var bunun, yine otobüsle dönecekseniz. Yani Positano'ya başka yerlerden motorsuz gelecekseniz bence en mantıklısı tekne olur gibi. Evet. Arkadaşlar, seramiklerin ne kadar pahalı olduğunu göstermek istiyorum. Bakın. Şu 650 euro. Yanlış duymadınız. Bakın şu pizza kesme aparatı 28 euro. Çatal bıçak makarna şeyi 28 euro. Yani 1150 ile 1200 TL arası arkadaşlar şunlar. Bakın şu ne diye geçiyor hayatım? Çok. Bunlar duvar süsü galiba. 160 euro. Tepsi de olabilir, bilmiyorum ki. Bence tepsi o ya. Ama senin arkasında ben... asma şey var. Buraya yazmışlar. Tek sürü için minimum 70 euro. Harcama yapmanız lazım. Tek kalemde o da. Hayatım 30 euro dediğin doğru. 70 mi? Yok, 70 euro. 70.01. Evet, şimdi basamaklardan ine ine sahile vardık. Aa, bu benim elbise aldığım markanın başka bir şubesi. Buraya da bak. Havlular 20 euroymuş, baskılı, renkli. Evet, sahile inelim. Evet, botların hareket ettiği iskelelerden bir tanesinin önündeyiz. Şöyle göstereyim. Suya girmeye devam edenler var. Evet, şu anda Positano'daki gezimizi buradan noktalıyoruz aslında. Biz buradan Amalfi'ye geçeceğiz.
Positano'yu beğendik. Çok güzel bir yer ama fazla yokuş. Hani kalmak istesem ben burayı tercih etmezdim zaten. Ben de etmezdim. Çünkü ya yani inişi kolaydı, çıkışı var bu işin, evet. De bayağı yamacıydık. Bir de çok turistik olduğu için fiyatlar buralarda daha çok pahalı yani, evet. Daha pahalı. Amalfi ile yarışır yani. Onu da bilgilendirmesini yapalım. Evet. Biz o zaman... Yani şimdi Amalfi'ye geçelim. Bir akşam vakti orada belki görüntü yakalarız. Onu da paylaşırız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, kapatmadan önce yani kapanışı yaptık ama yemeği olunca ekleyeceğiz demiştik. Yani adres pizza söyledik. Bu normal domatesli, işte peynirli, bir de ekstra soğanı var farklı olarak. Nasıl hayat? Güzel. Yani taş fırın da piştiği için lezzetli. Zaten burada çok başarısız şey yok ya. Pizza yok açıkçası. Seninki de geldi. Thank you. Coca-Cola da işte. Kaşış kubbe. Benim de ayolim geldi. Ispanaklı. Böyle üstü domates soslu. Porsiyon. Yanıma ne getirdi? Ekmek. Evet, keşke Roberto gelseydi. Roberto ile konuştuk bu arada arkadaşlar, garson. Çok ilgilendi. Sağ olsun, benim kamera sistemim ve yaka mikrofonumu sordu. O da herhalde çok meraklıydı. Onu da abone yaptık. Sağ olsun, bir abone daha kazanmış olduk. Evet, biz yiyelim şimdi. Sonra tekrar. Bu arada beğendim. Yorumu sonradan yaparız tekrardan. Afiyet olsun. Evet. Dona dona geldik Amalfi'ye sonunda. Evet, çok soğuk şu anda yani. Akşamları bayağı üşüyoruz açıkçası. Bir de motorla geldik. Motorla geldiğimiz için de bayağı üşüdüm. Ama olsun, güzeldi. Tek üzüldüğüm nokta Amalfi ile ilgili, yani denize giremedim. Ben de aynı şekilde. Yapacak bir şey yok. Artık başka sefere. Bir kez daha benim ama aklımda. Bir kez daha böyle gelip daha yaz zamanı denizin tadını çıkarmak istiyorum bu arada. Umarım, inşallah geliriz diyelim. İnşallah. Arkadaşlar, bizi bu zamana kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz şu an aşağıda görmüş olduğumuz Instagram hesabımız ve YouTube hesabımızı takibi alırsanız seviniriz. Videomuzu burada biz kapatıyoruz. Biz bir şeyler yiyeceğiz. Hep de masalar dışarıda, nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Beğendiğiniz bir şey olursa yine onu da ekleriz bu bitiş öncesine. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.